Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz İstanbul'da devam ediyor. Ayakkabı konusunda hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya kendini ispatlamış çok önemli bir firmanın konuğu olduk. Detayları gelin firma sahibi Niyazi Bey'den dinleyelim. Niyazi Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz sormalı. Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Niyazi Bey, firmanız hakkında söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunların tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Niyazi Melikoğlu kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Ben Niyazi Melikoğlu, 1983 doğumluyum. Yaklaşık 20 senenin üzerinde bu sektörün içinde yer alıyorum. Daha önce çalışıyordum. Şu an kendi işimi kurdum. Kendi işimin üzerinde ilerliyorum. 7 evet. yıldır kendi firmamla hizmet veriyorum. 7 yıldır da her sene üstüne koya koya gidiyoruz. İçi dışı hakikileri yapıyoruz. Avrupa'ya çalışıyoruz. Avrupa'nın hemen hemen çoğu ülkelerine çalışıyoruz. İtalya evet. olsun, yani Moskova olsun, Almanya olsun, Belçika olsun. Yani hepsine çalışıyoruz yani. Evet. Bu şekilde de ilerliyoruz bakalım. Evet. Şimdi 7 yıl oldu dediniz evet. kendi firmanızı kuralı İstanbul'da. Daha öncesinde de yine ayakkabı sektöründe tecrübeniz evet. vardı. Evet. Tasarımları evet. siz kendiniz gerçekleştiriyordunuz. Evet. Yine şu anda da yine işinizin başındasınız. Yine kendi tasarımınızı kendiniz yapıyorsunuz. Üretimini yapıp ürünlerin hepsini Avrupa'ya ihraç ediyorsunuz. İhraç ediyoruz evet. Belirttiğiniz gibi işte Rusya olsun, İtalya olsun, Hollanda olsun birçok ülkeye de buradan ihracatınız söz konusu. Evet. Modeller hakkında, kullanılan malzeme hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki de. İthal taban kullanıyoruz. Hı. Özellikle yani taban konforuna, rahatlığına çok önem veriyoruz. Evet. Çünkü hani tabanımız ağır olduğu takdirde insanı yorar eder. İçi dışı deri ayakkabı yapıyoruz. Hı hı. Yani hakiki deri kullanılıyor. Evet. Bu tamamen hani Winnex'e zaten her zaman hani karşıyım yani. Ben ayakkabıyı bildiğim için karşıyım. Evet. Çünkü Winnex ayakkabı insanı yani havasız, rahatsız ve en kötü yatağa yatarken bile gün boyunca ayağın dolduğu takdirde Winnex ayakkabı seni çok kötü yani vücuda bile hamsediyor yani. Evet. Bunun sağlık için, açısından da çok zararlı. Bunun için sağlığa çok önem verdiğimiz için yani biz bütün kullandığımız kaliteye A'dan Z'ye dikkat Hı-hı. ediyoruz. Ve o yüzden birinci sınıf kalitelerle ayakkabı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ve birbirinden farklı desenlerde, tabii birbirinden de, farklı renklerde, modellerde. Yani her yıl şöyle söyleyeyim yani biz 3 ayda bir, 6 ayda bir bizim modelimiz hızlı değiştiği için, hı hı. yani şu an gündem daha doğrusu hızlı değiştiği için gündeme devamlı ayak uydurmak zorundasın. Evet. Gündemi yakalamak zorundasın. Modayı iyi takip etmek zorundasın. Kesinlikle. Yani renkleri iyi takip etmek zorundasın. Sadece hı hı. ayakkabı yapıyorum ama ayakkabı olmuyor. Evet. Yani her şeyi A'dan Z'ye takip etmek zorundayız yani. Evet. Bunu da başarabilen bir firma olduğumuz için her sene de üstüne koyuyoruz. Evet. Allah'ımıza şükürler olsun diyoruz yani. Ne güzel. Fuarları tabii ki takip ediyorsunuz. Fuarlara hem yurt dışında hem evet, yurt içinde. Evet, evet. Fuarlara katılıyoruz. Geçen ay İtalya Garda Fuarı'ndaydık. Hı hı. Bir ay sonra iMod Fuarımız var. Yine evet. iMod Fuarı'nda olacağız. Hı hı. Yani bütün fuarlara elimizden geldiğince katılıyoruz. Evet, trendleri de yakından takip ediyorsunuz. Mutlaka hem ki. Yurt içinde hem de yurt dışında. Ona evet. göre tasarımlarınızı yapıp, ona göre tabii ki kullanılacak malzemeleri ayarlayıp üretime geçip daha sonrasında sezonluk olarak da ürünleri showroom'unuzda sergilemiş oluyorsunuz. Şimdi efendim ayakkabı bizler için çok önemli bir husus. Çünkü vücudumuzun bütün ağırlığını taşıyan ayaklarımız, ayak sağlığı çok önemli. Ayak sağlığı yani ayak sağlığı vücudun en önemli noktasından biri. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ayağınız hani tellediği takdirde bile ayağın içinde olduğunda onu Hı-hı. rahatsızlığı yani gün içinde hissedebiliyorsunuz. Evet, bir strese sokar Tabii insanı. Tabii seni strese sokuyor, ediyor. Yani ayak nasıl diyeyim, nasıl anlatayım bunu? Bütün yorgunluğumuzu gün Bütün boyu ayaklarımız çekiyor. Aynen öyle, ayakların çekiyor yani. Evet. Buna dayalı bir hizmet veriyorsunuz. Peki bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Ya bu kriterlerde öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle işçimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hani çalışanımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 40 tane çalışanımız var. Evet. Herkese çünkü biz burada çalışırken hani patron işçi şeyinde çalışmıyoruz. Herkesle abi kardeş ilişkisinden çalışıyoruz evet. ki. Çünkü şu anki süreç Türkiye'deki olan süreçler de zor bir süreç olduğu için gelen zamlar, şu zamlar filan hani bunlar bizi de aşırı etkiliyor. Hı hı. Yani bunda biz de elimizden geldiği kadarıyla içimize paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Hani bu şekilde gidiyoruz bakalım. Evet, dediğiniz gibi arka planda çalışanlar da arka burada. Arka planda çalışanlar yani şu an bizden daha önemli. Önemli. Çünkü ekip işi bu iş. Evet. Yani
Tek başına sen ne yaparsan yap, ekibin olmadığı takdirde bunu üretmen şansın sıfır. Yani kesinlikle. İstersen son sistem, makine sistemin olsun, bu olsun. Hı-hı. Yani ekibin olması lazım. Ve şu an en büyük sorun şu zaten. Alttan adam yetişmiyor. Maalesef her sektörde. Hiçbir meslekte alttan adam yetişmediği için şu an mesela düşün ya. Sektörde en önemli şey artık çırak olmuş. Yani evet. Çırak bile bulamıyoruz. Kesinlikle. Çünkü okul uzadı, şu uzadı. Kimse artık rahat, yani zor işte çalışmak istemiyor. Herkes rahat iş istiyor, masa başı istiyor. O yüzden yani bilmiyorum yani. Yani 10 sene sonra, 15 sene sonrası nasıl olacak diye bir kaygıdayım yani. Böyle düşünüyorum kendi kendime. Tabii ki firmayı her zaman için bir noktadan belli bir noktaya getirmek için burada çalışanların mutluluğu, onların performansları mutlaka, da tabii ki çok mutlaka önemli. Siz de elinizden geldiği kadar da onlara bir firma sahibi olarak da her konuda da destek oluyorsunuz. Olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tutmaya çalışıyoruz yani. Evet. Onlar bizi tutuyor, biz onları tutuyoruz yani şu anda öyle yani. Onlar sizden, siz de çalışanlarınızdan memnunsunuz. Peki efendim, ben biraz da firma olarak ayrıcalıklarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi sektörünüz geniş bir sektör. Sizin gibi üretim yapan birçok firma bulunmakta. Evet. Nedir sizi diğer firmalardan ayıran özellikler? Ya, bir kere yani firmalardan ayıran özellikler derken, herkes bu işi yapmak cidden çok zor bir iş. Hı-hı. Hani ayakkabıyı şu an ayakkabı olarak böyle baktığınız zaman ayakkabı diyebiliyoruz. Ama evet, bunun içine girdiğimiz zaman inan ki A'dan Z'ye, ayakkabı oluşumuna kadar inan ki çok yani elden aşamalardan geçiyor. O kadar çok elden geçiyor ki bu hale gelebiliyor. Bizi ayıran sektör de şu: bir, fiyat politikamız. Hı hı. İki, biz tek kalem iş yapıyoruz, spor iş yapıyoruz. Evet. Ve her sene yaptığım spora hani üstüne katarak gidiyoruz. Rahat ayakkabılar üretiyorsunuz. Rahat üretiyoruz. Hani müşteri bu sefer seçiyor. Şu anki dünya kavramında da biliyorsunuz ki artık spor biraz önde. Bayanda da erkeklerde de önde. Evet. Biz de bu kaliteyi bozmadan yaptığımız takdirde, temiz, sağlam, düzgün yaptığımız şekilde yani her zaman bir sıfır önde oluyoruz yani. Niyazi Bey, uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz, evet, ve A'dan Z'ye de artık bu ayakkabı sektörüne de her şeye hakimsiniz. Son derece başarılı ve emin adımlarla ilerliyorsunuz. İleriye dönük olarak hedefiniz nedir sektörle alakalı? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani hedefimiz tamamen bu firmayı kurduğumuzda da hani tek hedefimiz vardı. Hı hı. Bir, herkese dürüst olmak. Evet. İkincisi, Nivox firmasını dünya çapında duyurmak. Evet. Hani bizim çünkü Türkiye'de hani Avrupa'ya duyuracak böyle ayakkabı yönünden baktığımız zaman büyük bir markamız yok. Hı hı. Hedefimiz yani bunu duyurmak yolunda ilerlemek yani. Evet. Yani Nivox dediğiniz takdirde Türkiye'de bu firma var. Bu firma şöyle bir firma, bu firma iyi bir firma. Hani kalite anlamında, her şey anlamında bu firmayı duyurma amacımız. Evet. Türkiye'den çıkmış bu markayı, evet, dünya çapında hatır sayılır, evet, bir marka haline getirmek istiyorsunuz. Umarız ki yakın zamanda gerçekleşmiş olur, ama burada tabii ki ya en önemlisi biraz sabır işi. Evet. Biraz sabır hemen ve olacak. Hemen olacak diye bir şey yok. Yok. Bu hep adım adımdır zaten, evet, yani. Çünkü biz 7 sene önce açtığımız ilk zamanları düşünüyoruz. Şu anki zamanları düşünüyorsun. Yani bu her sene kademe kademe gidiyor. Evet. Yani birden hani yürümeden koşulmuyor. Kesinlikle haklısınız. Biraz onu hedefine doğru gideceğiz bakalım. Evet, ama en önemlisi gerek ürün kalitesi olsun, gerekse hizmet kalitesi olsun, bunlardan ödün vermeden de sektörde devam edebilmek çok çok önemli. Evet. Son olarak buradan bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Gerek ayak sağlığı hakkında, gerekse ayakkabı seçimlerini yaparken neye göre seçmeliler? Son olarak alabilir miyiz görüşlerinizi? Tabii. Öncelikle herkese deri hakiki ayakkabı giymesini tavsiye ediyorum. Çünkü tabanı, ağır tabanı, PVC'ymiş. Nemi farklı tabanlar altında değil. Yani tamamen termo, EVA, böyle yumuşak ayakkabılar giymelerini tercih ederim. Çünkü artık çalışma saatlerimiz uzun olduğu için, hı hı, bütün gün 10 saat, 12 saat boyunca yani ayağınız ayakkabı içinde hapsoluyor. Bu yüzden hava alacak bir ayakkabıları tercih etmeniz lazım. Yani giydiğiniz ayakkabıda o yumuşaklık, o zariflik mutlaka ki olması lazım. Ve ayağın şekline göre ayakkabı seçmek mutlaka çok önemli. Ya kalıp, iş kalıbı çok önemli. Evet. Ayakkabının şimdi model çok güzel olabilir. Hı hı. Albenisi çok iyi olabilir. Evet. Ama ayağınızı rahatsız ediyor olabilir. Evet. Buna aldanmamak lazım. Yani ayağınıza giydiğinizde ayakkabının her tarafına şöyle bastığınızda ayak her tarafı rahat ediyorsa o ayakkabıyı alınız. Evet. Yani ayağınız az bir şey sıkıyorsa giydikçe açılır diye bu bizim Türkiye'de çok var, ama bu yani böyle bir şey yok. Giydikçe bir ayakkabı açılmaz. En fazla sana acı çektirir. Evet.
Son derece haklısınız. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarınızı devamını diliyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Sağ olun, ben teşekkür ederim.